أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربّي تعالى kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Bizleri kullukta daim eylesin. Sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Hidayet yolunda eylesin. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi namaz kılan, Rabbini tanıyan, peygamberinin yolunda giden, İslami ölçülere göre yetişmiş, büyümüş, hayat yaşayabilen muvahhid müminler eylesin. Hem onları hem bizleri. Değerli kardeşlerim, okuduğumuz ayetler İsra suresinden ayetler. Rabbimiz Kur'an'ın müminler için bir müjdeci. Kıyamet gününde de ebedi mutluluğun inananların olacağını müjdeleyen bir kitap. İman etmeyenlerin ise اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Elim bir azapla ömür boyu karşılaşacaklarını haber veren bir kitap. Son iki ayet. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuki. Biz her insanın amelini boynuna doladık. Ne demektir o? İnsan kendi kaderini Allah'ın takdir ettiği şeyler dışında kendisi çizer. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. İşte o amel defteri dediğimiz o kitap sonunda açılacak. Bu cümle de onu haber veriyor. Onu açacağız. Ona diyeceğiz ki amellerin burada. İkra kitabek. Al kitabını oku. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Bizim seni hesaba çekmemize gerek yok. Hesap çekici olarak bu kitap sana yeter.
Rabbimiz amel defterimizi çokça doldurmayı, hayırlı amellerle doldurmayı nasip eylesin. Men ihtede fe innemâ yehtedî li nefsî. Kim hidayet yolunu seçerse kendi nefsinedir, kendi lehine. Kendisi içindir. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bizim hidayette olmamız, bizim namaz kılmamız, bizim Rabbimize dua yalvarmamız Rabbimizin muhtaç olduğu bir şey değildir. Haşa. Es-Samet olan odur. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun dışındaki her şey, her zerre Allah'a muhtaçtır. Ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ. Kim de dalalet yolunu, sapıklık yolunu, o ters yolu tercih ederse o da kendi aleyhinedir. Bunda da Allah'ın, Rabbimizin bir dahli ya da bir ihtiyacı yoktur. Birilerinin dalalete düşmesi haşa ve kella Allah'ı sevindirmez. Bilakis Allah'ı üzer. Allah yarattığı kullarının kendine iman etmesini, kendisine yönelmesini, kulluk etmesini murad eder. Ama gelin görün ki imma şakiran ve imma kafura. Dileyen hidayet yolunu tercih eder, şükreder. Kimi dalalet yolunu tercih eder, küfreder. Allah bir yere kadar mühlet vermiştir hepimize. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse, başka bir kimsenin günah yükünü yüklenemez kıyamet gününde. Deseniz ki, oğlumun günahları için ya Rabbi ben günah çekeyim, mümkün değildir. Dese ki evladın merhamete gelip de o da mümkün değil ya. Annem babam için ben cehenneme gireyim ya Rabbi, o da mümkün değil. Herkes kendi hesabını verecek. Son cümlemiz وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir topluluğa, bir kavme, bir insan bölgesine peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. İşte Rabbimiz ayetlerini açıklıyor. Duyduk, inandık, iman ettik ya Rabbi. Böyle dememiz gerekiyor. Başka bir ayette de Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabbi, senin ayetlerin okundu. Ben duydum, işittim. Kayıtsız, şartsız, fakatsız, fakatsız, amasız, lakinsiz. İşte bu devirde, bu zamanda, şu mekanda olur olmaz düşüncesine kapılmadan fe aminu bi rabbikum fe amennâ. Ya Rabbi, kayıtsız şartsız teslim oldum, iman ettim dememiz gerekiyor. Bu imanın neticesinde de Rabbena fevfir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Ey Rabbimiz, imanımın neticesinde beni affeyle, günahlarımı bağışla. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. İyilerle beraber canımı al dememiz gerekiyor. Cenab-ı Hak diyenlerden eylesin. Son anına kadar imanını muhafaza edip Rabbine imanlı kavuşanlardan eylesin. Hepimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi, geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Ömürlerimizi bereketli eylesin. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı eylesin. Allah rızası için El-Fatiha.